Canlarım selam, hoş geldiniz. TETA Matematik Full Tekrar Kampına bir kez daha hoş geldiniz. 6. günün ikinci videosundayız. 6. günün ikinci videosunda size Ebo Pekok soru çözümüne devam edeceğim arkadaşlar. TET Matematik Full Tekrar video ders kitabımızdan sanırım o kaçtı ya? Ee, 40. O 40'a gelmişiz. 40, 41, 42, 40, 41, 42 ve 43. Evet 43 ile beraber kampımızın EBOB, EKO kısmını da bitiriyoruz. Sonra basit eşitsizlikler gelecek. Başlayacak arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> güzel güzel sorular çözeceğiz. Tatlı tatlı sorular çözeceğiz. 15. soruda kalmıştık. 15. sorudan devam ediyoruz. 15. Gel bakalım 15, 15, 15. Sen neymişsin be? Sen neymişsin be abi? 15. Şöyle bir tık yaklaşayım. Diyor ki uzunlukları 18 metre, 12 metre ve 10 metre olan 3 demir profili demir ustası İhsan Bey tarafından eş parçalara bölünecektir. İhsan Bey her kesim işlemi için 12 TL para almaktadır. İhsan Bey bu iş için en az kaç TL para alır? Şimdi 18 metre, 12 metre ve 10 metre arkadaşlar EBO bulacağız çünkü bölüyoruz. Eş parçalara böleceğiz. E, şimdi 18'i 2'ye böldüm 9, 12'yi 2'ye böldüm 6, 12'ye böldüm 5, ebobumuz 2. Çünkü buradan sonra başka 9, 6 ve 5'in ortak bölünü yoktur. Şimdi burada şunu da anlamak gerekiyor. Demek ki arkadaşlar her bir parçanın eş parçaların uzunluğu 2. Peki ben size soruyorum. Onu e, iki parçalara haline bölüyorsunuz. Bakın 10 ya da şöyle düşünün. Bakın bir parçayı iki parça yapmak için bir kesim işlemi kullanırsınız bir kesim yaparsınız. Üç parçaya çevirmek için iki kesim yaparsınız. Birin üstüne bir kesim daha. iki kesim üç parçaya ayırır. Bir parçaya da ayırdınız. Dört parça üç kesim işlemi. Yani parça sayılarının bir eksiği kesim işlemini verir. Bak bunlar parça sayıları. 9 parça, 6 parça, 5 parça. Her bir parça 2 metre olduğu için 18 metre. Her bir parça 2 metre, 12 metre. Her bir parça 2 metre, 10 metre. O zaman burada 8 kesim işlemi. Burada 5 kesim işlemi. Burada da 4 kesim işlemi. Yani toplamda 19 artı 17 tane kesim işlemi var. Her bir kesim işlemi için 12 TL alıyor. Bunu çarptığınız zaman 204 TL en az kesim ücretine Ücret, ücretine para vermiş oluruz. Niye? En az çünkü bunlar 1 metre de olabilirdi. 18 buradan, 12 buradan, 10 buradan ama o zaman çok fazla para alırdı. 16 ile devam ediyorum. AB 252 metre, BC'de 204 metre olmak üzere şekilde Mevlana ve Yunus caddelerinin harflerle gösterilen kısımlarını eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Bu caddelerin başlangıç ve kesişim noktaları da aydınlatma direği dikileceğine göre A'ya, B'ye, C'ye bak kesişim noktaları B, başlangıç noktaları A ve C. Buralara da direk dikilecekmiş. O zaman en az kaç tane aydınlatma direğine ihtiyaç vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayı ve şurayı eş aralıklara böleceğimiz için 252 ile 204'ün bir EBOB'unu bulalım bakalım. Ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 254'ü 2'ye böldüğüm zaman 126, bunu böldüğüm zaman 102 yapar. E, o zaman 2 bir ortak bölendir. Bir daha 2'ye bölelim. 2'ye böldüğüm zaman 63 yapar, 51 yapar. E, yine 2 bir ortak bölendir. 2'ye bölünmüyor 3'e bölelim. 3'e böldüğüm zaman 21 yapar 17 yapar. 3 de bir ortak bölendir. 17 artık asal olduğu için başka ortak bölen yok. Yani 4 kere 3'ten 12. Bu ne demek? Her bir direğin arasındaki mesafe 12 olacak demek. Eşit böldük. O zaman şöyle düşünebilir miyiz arkadaşlar? 2 direk arasındaki mesafe 12 metre ise 252'yi 12'ye böldüğümüz zaman bakın 21 çıkıyor değil mi? 252'yi 12'ye böldüğümüz zaman. Yani arkadaşlar e, AB 252 olduğuna göre 252 bölü 12'den buraya 21 tane e, 12 metrelik aralıklar olacak. Peki şöyle düşünün. 2 tane aralığa kaç direk dikilir? 1, 2, 3. Yani aralık sayısının bir fazlası kadar direk. Yani ha, aralık sayısı 21 olduğuna göre buraya 22 tane direk dikilecek. Benzer şekilde 204'ü 12'ye böldüğünüz zaman 17 bir fazlası 18 direk de buraya dikilecek normalde toplamda 22 artı 8 18'den 40 direkt. Ama dikkat ederseniz bu 22'de de bu köşeyi saydım. Bu 18'de de bu köşeyi saydım. Yani bu B köşesini aslında iki sefer saydım. O zaman bana düşen ne yapmaktır? O iki sefer saydığım bir tanesini çıkarmaktır. Yani 39 tane direk dikilebilir diyeceğiz. Doğru cevabımız da D şıkkı olacak. Tamam mı? 17 bir çiçekçi de bir çiçekçi elindeki gülleri kullanarak özdeş gül demetleri hazırlayacaktır. Demetler 8'li olursa 6 gül, 10'lu olursa 8 gül, 15'li olursa 13 gül artmaktadır. Bu çiçekteki gül sayısı en az kaçtır? Şimdi canlarım 8'li olursa 6 artmaktadır diyorsa 8'in katının 6 fazlası toplamdaki gül sayısı. 10'lu olursa 8 artması demek 10'un bir katının 8 fazlası. 15'li olursa 13 gül artması demek 15'in bir katının 13 fazlası. Bunların hepsi neyi verecek? Çiçek sayısını. Ona da A diyelim. Bakın ne yapıyoruz? Bunu bir önceki hangi derste yaptım bunu ya? bölme bölünebilme de yapmıştım sanırım. 2 ekle 8'in katı olsun. 2 ekle 10'un katı olsun. 2 ekle 15'in katı olsun. O zaman 2 ekle. Demek ki A artı 2 sayısı hem 8'in bir katı hem 10'un bir katı hem de 15'in bir katı. O zaman bunların ekokunun da bir katı olmak zorunda yavrucuğum. O zaman 8, 10 ve 15'in ekokunu alalım. Bunlar hangi sayıda birleşirler onu düşünelim hemen. Ee, 90'da birleşmezler, 100, 120'de birleşir arkadaşlar bunlar. Yani a artı 2, 120'nin bir katı olmalı. Hocam ben bulamadım nasıl birleşeceklerini. Bak bu 2 üzeri 3 demek, bu 2 çarpı 5 demek, bu da 2 çarpı 3 çarpı 5 demek. Şimdi 2 üzeri 3 var, 2 var, 3 var. Büyük olan 2 üzeri 3 alıyorum. 5 yok, 5 var. 5 var 5 var 5 yok. Birer tane 5 olduğu için bir tane 5 alıyorum. Bir tane de 3 alıyorum. 15 çarpı 8'den gördüğünüz gibi ekokun 120 olduğunu bulduk. EBOB kaçtır peki? Bunların EBOB'u sanırım 1'dir. Çünkü ortak bölen hiç yok. Evet bunların EBOB'u 1'dir. Hepsi aralarında asal bunların. Hepsi aralarında asal az bir. Hepsi aralı. Aralarında asaldır bunlar. Heh, şimdi oldu. Şimdi o zaman A artı 220'nin katı ama 120'nin kaç katı, bir katı olursa a artı 220'den a 118 olur. A en az değerini bulduk zaten. Canımsın. Canını canımı katarcasına. 18 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki soruda boyutları 20-24 santim olan tuğlalardan çatı yapılacaktır. Bak dikkat edin. Bunu sakın ekokunu, ebobunu falan almayın. Bunlar yan yana gelerek çatı yapılacakmış. Yani bunun yanına bir tane daha bir tane daha altına üstüne bir tane kare çatı yapılacak. O zaman arkadaşlar bir e küçük parçalardan büyük bir parça kat elde edeceğiz. Kat oluşturacağız. Kat çıkıyoruz. Yani ekok bulacağız. 20 ile 24'ün ekoku kaçtır arkadaşlar? 20 ile 24 nerede birleşir? Bak 20 2'nin karesi çarpı 5'tir. 24 de 2'nin kübü çarpı 3'tür. 8 çarpı 3'tür. Ekok bulacağımız için 2'nin karesi 2'nin kübü var. Büyük olanı alıyorum. 3'ü alıyorum bir de 5'i alıyorum. Burası 15 burası 8 8 kere 15'ten 120 yani oluşturacağımız çatının o büyük çatının bir kenarı 120 olacak. O zaman arkadaşlar bunlar da yapacağımız hareket şu tuğla sayısını buluyoruz ya büyük çatımızın alanını küçük tuğlalarımızın alanına böleceğiz arkadaşlar. Büyük çatımız kare ve bir kenarı 120 olduğu için 120 çarpı 120 büyük çatımızın alanı. Tuğlalarımızın alanı da dikdörtgen oldukları için 24 çarpı 20 olacak. Sonra bunları sadeleştireceğim 5. Bunları sadeleştireceğim 6. 6 kere 5'ten cevabımız 30 yani E şıkkı olacak. Tamam mı? Tabi bu en az tuğla. En fazla elde etmek için tuğlaları olabildiğince şey de yapabiliriz yani 120 oluşturmayız 240 oluştururuz yani bu en azı 19'a devam ediyoruz Hira aslı öğretmenin vermiş olduğu ödevi iki farklı boyuttaki kağıtlarla hazırlamıştır. Hira ödev için iki tane aynı ölçülerde karton hazırlıyor. Bu kartonlardan birini sadece birinci ile, ikincisini de sadece ikinci kağıtlarıyla kaplamayı planlıyor. Her iki durumda da kartonlarda hiç boşluk kalmadığına göre kullanılan kartonun kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada yapacağım hareket şu. Bak. Bak şimdi. <laughs> Bak. Bak şimdi. Şimdi e, bununla başlayacağız. 48'e 60. Bak 48 12'nin bir katı. 60 da 5'in bir katı. Kat olduğu için tam olarak burayı kapatır. Buraya bakıyorum. 60 e, 24 8. Şimdi 48 24 katı e, ama 60 8 tam bölünmüyorlar. 68'in bir katı değil. Tam tersi düşünelim. 8'i 24'e denk 48'e denk getirirsek eyvallah ama 60 bu sefer de 24'ün katı olmuyor. Yani burayı tam olarak kapatamayız. Benzer şekilde 36 ile 20'ye bakalım. 36 bunun bir katı. 120 de bunun bir katı. O zaman burayı kapatır. Şimdi 36 24'ün de bir katı değil. 8'in de bir katı değil. O zaman kapatamaz. 240 ve 96. 240 12'nin 25'in katı. 96'da 12'nin katı burayı kapatır. 96 ve 240. 240 buranın katı, 96 da buranın katı burayı da kapatır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bak hiçbir işlem yapmadan çözdük soruyu. Gördün mü? Bunlar yine kapatamıyor. Devam ediyorum buraya. Mert Hoca YouTube kanalında 4 günde bir rehberlik videosu yayınlamaktadır. Yalan! Yalan! 2022 yılının ilk videosu salı günü yayınlayan Mert Hoca 11. rehberlik videosunu hangi gün yayınlar? Şimdi 1. videoyu yayınladı. 11. videoyu yayınlayacak. Yani arada 10 video daha yayınlaması lazım. 10 video. Ve videoları yayınlama periyodu 4. O zaman 10 çarpı 4'ten toplamda 40 gün geçmesi lazım. Ve periyodumuz gün üzerinden gittiği için bir hafta 7 gün olduğundan dolayı 7'ye bölünerek bulunacak. 40'ı 7'ye bölüyorum. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 7, 35 kalan 5. Yani birinci videonun üstüne 5 gün ilerlemem lazım. Birinci video salı günü, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü yayınlaması gerekir. Doğru cevap E şık. Tamam mı? 21 kardeşim. Bir hastanede çalışan Neslihan Hanım 5 günde bir nöbet tutmaktadır. 13. nöbetini salı günü tutmuş. Evet. Evet. 25. nöbetini hangi gün tutar? Arada 12 nöbet daha tutması lazım. Ve her nöbetin periyodu 5 gün. O zaman 12 çarpı 5'ten 13. nöbetten 25. nöbete 60 gün geçer. 60'ı 7'ye, bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye böleriz. Burada e, kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 7, 56 kalan 4. Yani salı günün üstüne 4 gün gitmemiz gerekiyor. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Doğru cevabımız e şıkkı olarak bulunmuş olacak. 21'de böyle. 22 ile devam ediyorum. Diyor ki 22'de yukarıda belli bir kurala göre oluşturulmuş bir şema verilmiştir. Bu şemada toplam 63 tane kırmızı kutu olduğuna göre kaç tane mavi kutu vardır diyor. 63 tane kırmızı kutu olduğuna göre. Bak tekrar etme aralığını bulalım. Bir mavi, iki kırmızı, bir mavi. Bir mavi, iki kırmızı, bir mavi. Ha. Bir mavi, iki kırmızı, bir mavi. Bir kırmızı, bir mavi. Ha. Bak. Arkadaşlar tekrar etme aralığı bence neresi biliyor musunuz? Bir maviden sonra iki kırmızı geliyor. Yani şurası. Bir mavi, iki kırmızı, bir mavi, bir kırmızı. Bir mavi, iki kırmızı, bir mavi, bir kırmızı. Yani şöyle tekrar ediyor sürekli. Güzel. O zaman bir tekrarda iki tane mavi var. Üç tane kırmızı var. 63 ve gördüğünüz gibi bir tane kırmızıyla bitiyor. Yani tam bitiyor. Buradan sonra başka bir seri, başka bir grup başlayacak. Şimdi 63 tane kırmızı olduğuna göre her grupta da 3 kırmızı olduğuna göre 63 bölü 3'ten aslında burada 21 tane grup vardır. Her bir grubun içerisinde 2 mavi olduğuna göre 21 çarpı 2'den de 42 tane mavi olması gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı çıkar. Tamam Geldim buraya. 23. Ali, Beril, Can, Duru, Emin, Fatma ve Gaye 1 2 3 4 5 6 7 kişinin oynadığı köre oyununda ebe olan kişi saat yönünde dolaşıp saat yönü neresi oluyor? Burası oluyor. Saat yönünde dolaşıp kendisinden sonraki 3. kişiyi ebeliyor ve kendi yerine geçiyor. Ebe olan kişi de aynı kişi aynı şekilde hani 3 günde bir nöbet tutuyor iyi bir düşün. Hani anladın mı? E ee, ebe olan kişi Aynı şekilde saat yönünde kendisinden sonraki üçüncü kişiyi ebeleyerek kendi yerine geçiyor. Bu kural bu şekilde tekrarlanarak oyun devam ediyor. Bu oyunda ilk ebe olarak kim seçilirse 23. ebe gaye olur. Şimdi birinci ebe ile 23. ebe arasında 22 ebeleme var. Ve her birinde 3 kere yer değiştir. Yani 3 kişi atlıyoruz. Demek ki 66 kişi geçmemiz gerekiyor. 66'yı 7'ye diye biliyorum. Niye? Çünkü 7 buradaki haftadaki gün sayısı değil. Buradaki kişi sayısı. 66'yı 7'ye böldüğümde 9 kere var. 9 kere 7. 63 yapar. Geriye 3 kalır. Yani 3 kişi 23. gün şeyde ebelikten sonraki 3 kişi geriye gitmem lazım. Kimdi? Eee... Kimle başlıyordu arkadaşlar? Doğrusu kimle bitiyor? Pardon. 23. ebe gaye olacak. Gayeden 3 kişi geri geleceğiz. Gaye burada. 1, 2, 3 kişi geri gelirsek demirdir. Doğru cevap B. Demir görkemli vardı Kutlar Vadisi'nde hatırlıyor musunuz? Yukarıda verilen özdeş ve 3 farklı renkteki boncuklardan elinde belli sayıda bulunan elif. Bunların hepsini periyodik bir şekilde aşağıdaki gibi ipe diziyor. Bu dizilimde her renk en az... 10 defa kullanılmıştır. Buna göre başlangıçta Elif'in elindeki boncuk sayısı en az olduğunda son 4 boncuk sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi tekrarı yakalamaya çalışalım. Bir mavi, iki sarı, bir mor, bir mavi, iki mor, bir mavi, iki sarı. Hmm. Şurası mı tekrar? Bir mavi, iki sarı, bir mor, bir mavi, iki mor. Bir mavi, iki sarı, bir mor, bir mavi, iki mor. Evet bu şekilde tekrar ediyor. O zaman her bir grupta iki tane mavi var. 2 tane sarı var. 3 tane de mor var arkadaşlar. Şimdi e, her birinden 10 defa kullanılmıştır diyor ya. Hani 5 katını alabilirim direkt. Ama en az diyorsa 4 katı da kurtarabilir. Yani bunlardan arkadaşlar 4 seri yaptığınız zaman 8 tane mavi, 8 tane sarı, 12 tane mor. Bak moru zaten en az 10 tane kullandırdık. Bundan sonra, bundan sonra bir tane mavi bir tane mavi, iki tane sarı, iki tane sarı, bir tane mor. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlar? Ben şey yapmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim hatta. Bakın. Grubumuzda 3, 6, 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8 mavi, 8 sarı, 12 moru hallettik. Şimdi buraya mavi ile başlamamız lazım. Seri başlıyor çünkü. Sarı, sarı. Şimdi sarıyı 10 yaptık. Bak 8 sarı vardı. 10 sarı oldu ama mavi 9 hala. Sarıdan sonra bir mor geliyor. Mor 13 oldu. Mor çoktan onu geçti. Buraya mavi güzel. Maviyi ne yaptık arkadaşlar? 10 yaptık. O zaman artık burada durabiliriz. Burada dur duracağız arkadaşlar. Tam burada durduğumuz anda toplamda 10 mavi, 10 sarı, 13 de mor oluyor. Yani hepsinden 10'ar şartını sağlamış oluyoruz. Son 4'ü soruyor bize dikkat edin. Son 4 şurası. Sarı sarı mor mavi. Sarı sarı mor mavi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Bu periyodik problemlerden karşımıza soru gelebilir. Özellikle TYT'de dikkat edelim. 25'te devam ediyorum. Diyor ki aşağıda merkezi etrafında dönebilen ve 6 eş bölmeye ayrılmış bir çark ile ibre gösterilmiştir şekildeki konumda iken ibrenin gösterdiği rakam ile çaprazındaki rakam sırasıyla yazılarak iki basamaklı bir sayı oluşturuyor. Bak 25. Çevir 36 oluştur. Ha nerede nereye çeviriyormuşuz? Ee, saat yönünde çeviriyormuşuz. Yani böyle çeviriyoruz. Evet 36 41 52 oluşabilir. Hatta oluşacak rakamları biz yazalım mı ne dersiniz? 25 oluşur arkadaşlar. Eee bir dakika. Aşağıdan yukarı mı okunuyor? Bakalım şöyle. Evet 14 63 diye aşağıdan yukarı okunuyormuş. 25 14 63 okuyalım. 25 olabilir. 14 olabilir. 6 yukarı gelirse 63 olabilir. 5 yukarı gelirse 52 olabilir. 4 yukarı gelirse 41 olabilir. 3 yukarı gelirse 36 olabilir. Sonra e, tekrar 2 yukarı gelirse 25 olabilir. Demek ki arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 seferde bir ne yapıyor? Tekrar ediyor. 6 seferde bir tekrar var. Güzel. Şimdi e, bu kurala da yazılan 628. sayının 41 olması için hmm, Şimdi 628. sayı diyor ya bir kere 6'ya bölelim. Eee 628 bir kere 600 tam bölünüyor 28 28 de 6 4 kere var 6 kere 4 24 kalanımız 4 benim için kalan önemli burada tamam mı yani dördüncü sayı hangisi 1 2 3 4 yani dördüncü sayının 41 olması lazım arkadaşlar bu dördüncü sayı olmalıymış o zaman üçüncü sayı bu ikinci sayı bu birinci sayı bu bununla başlamalı yani ibre 1'i göstermeli 14 olması için ibre Hangi sayıya bakıyor olmalı diyor. 1'e bakıyor olmalı cevabımız aşık. Bak bu da güzel bir soruymuş. Bu arada ben bugün soru işaretletmedim ya. Aa niye soru işaretletmedim? Dur. Dur. Birkaç tane soru aklımdaydı işaretletecek soru. Bakın şu 24 çok güzel bir soruydu. işaretleteceğim. Şuradaki 22 güzel bir periyot sorusuydu. Şuradaki 23 benzeri sınavda çıktı. AYT'de çıktı hem de bu sorunun benzeri. Bunlara dikkat edelim. 25 de bence güzel bir soruydu. Yıldızlattım. 25'in soruya da lütfen dikkat edelim. 26. Bak şimdi 26'da bir böyle örüntü e, sorusu. Ne diyor 26'da? 26'da şurada bir tık yakınlaştırayım isterseniz şöyle. Aşağıda belli bir kurala göre çizilmiş bir şekil örüntüsü verilmiştir. Verilen şekildeki toplam kırmızı bölge sayısı 30 olduğuna göre pembe boyalı bölge sayısı mavi boyalı bölge sayısından kaç fazladır? Şimdi tekrarı ben şöyle yakalayacağım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tekrarı şöyle yakalıyorum. Şuradan itibaren şöyle tekrarı böyle yakalıyorum. Bak tekrar. Tamam mı? Tam Buraya kadar geldi. Aynı kareden küçük kareden devam etti. Buraya kadar geldi. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bak, hep bir kare, bir büyük kare. Bir kare, bir, bir küçük kare, bir büyük kare. Bir küçük kare, bir büyük kare. Bir küçük kare, bir büyük kare. O zaman arkadaşlar tekrar Ahan da burada bitiyor. Demek ki arta bir tane ne kalıyor? Bir tane küçük kare arta kalıyor. Şimdi verilen şekilde toplam kırmızı bölge sayısı 30 olduğuna göre. Şimdi şuna bakacağız. Her bölgede bunları bölge olarak düşün. Bölge, bölge, bölge. Bir büyük bir küçük kare bölgeyi veriyor bana. Hatta bir büyük bir, küçük bir büyük de büyüğün kırmızısı eksik. Yani her bir bölgede iki tane kırmızı var. Kırmızı bölge sayısı 30 olduğuna göre diyor. Şimdi normalde 30/2'den 15 ama buradaki 2 tane arttı. Bu 2'yi 30'dan toplamda çıkartın. 28. 28'i 2'ye bölün. Toplamda 14 kısım. 14 kısım artı bir tane de küçük kare. Küçük kare diyeceğiz. Tamam. Pembe boyalı bölge sayısı şimdi 14 kısım var. 14 çarpı her bir kısımda 4 tane pembe var. Çarpı 4 artı son kısımda bir de 2 tane pembe var. Toplamda 56 artı 2'den 58 tane pembe var. 58 pembe. Mavi bölge sayısı 14 çarpı mavi bölge her birinde bir tane var. Artı sonuncusunda mavi yok zaten. O zaman buradan da 14 geliyor. 14 tane de mavi. 58'den 14'ü çıkartırsanız 44 tane fazladır. Pembe maviden doğru cevap değişik. 27. Bir okulda görevli olan... polat öğretmen. Kimine göre Can Polat öğretmen. Kimine göre Can Alan Polat öğretmen. Orman Bakanlığı... ...Ortaklaşa Bir Hatıra Ormanı projesine başlamışlardı. Bu proje kapsamında her öğrenci bir tane ağaç dikmiştir. Belli bir süre sonra... Belli bir süre boyunca ağaçların sulanması için öğrenciler A harfinden başlayarak alfabetik sıraya göre göre A ile başlayanlar 8, B ile başlayanlar 8, C ile 3, D ile 5, E ile 6, M ile 9, K ile 3 öğrenci olduğu biliniyor. Öğrenci sayılarını vermiş. O zaman kaç tane öğrenci var? 8, 16, 19, 24, 30, 39, 42 tane öğrenci var toplamda. 42 öğrencili öğrenci bir sınıf var. Ağaçların sulanmasına Pazartesi günü. Birinci ağaç Pazartesi günü sulandığına göre ve her gün, her üç günde bir sulanması için sıra diğer öğrenciye geleceğine göre son öğrenci ağaçları hangi gün sulayacaktır? Arkadaşlar, son ağaç 42. gün yani 42. öğrenci tarafından sulanacağına göre arada 41 tane öğrenci var. 3 günde bir suladıklarına göre 123 gün geçecektir sulama işleminin bitmesi için. 123'ü 7'ye böleceğiz çünkü bir hafta 7 gün. 12'de 7 bir kere var. 1 kere 7 7 yaptı. 53'te 7 7 kere var. 7 kere 7. 49 geriye 4 kalıyor. Yani arkadaşlar 4 öğrenci ilerlememiz gerekiyor. Ne demiş? Pazartesi 4 gün ilerlememiz gerekiyor. 4 öğrenci diyorum. Pazartesi başladığına göre pazartesinden 4 ilerle. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma günü bitmesi gerekiyor sulama işleminin. E, cevabımız değişik olacak. Güzel. 28. Yukarıda düzgün altıgenlerle oluşturulan bir örüntü ile belirli bir örüntü belirli bir tekrara sahiptir. Bu örüntüde bulunan mavi altıgen sayısının pembe altıgen sayısından 16 fazla olduğu biliniyor. Son sütünün üçlü yapıda olması durumunda sarı altıgen sayısı yeşil 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 altıgen sayısından en az kaç fazladır diyor. Şimdi örüntü e, şurada başlıyor dikkat edin. Örüntü burada başlıyor arkadaşlar. Bakın buradan itibaren başlıyor. 3, 2, 3, 2 diye gidiyor. Mavi, yeşil, mavi de örüntü tekrardan başlıyor ve her bir örüntüde yazmamız gerekiyor mu mavi sayılarını yazalım. 3 tane mavi var, 3 tane mavi, 2 tane sarı var, 2, bir tane yeşil var, 2 tane de pembe var, 2 tane de pembe. Şunu mor diye yazacaktım, 2 tane de pembe var. Tamam. 2 sarı yok, 4 sarı var. Şimdi gördüm. 4 tane sarı var. 4. Bir tane yeşil var. 3 mavi var. 2 tane de pembe var. Son e, diyor ki bu örüntüde bulunan mavi altıgen sayısının pembe altıgen sayısından 16 fazla olunduğu, olduğu, olduğu biliniyor. Son sütunun üçlü yapıda olması durumunda sarı altıgen sayısı yeşil altıgen sayısından en az kaç fazladır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar mavi eksi pembenin 16 olduğundan bahsetmiş. Şimdi e, diyor ki Son sütun üçlü yapıda olacak diyor. Şimdi şuna bir bakıyorum ben. Ee, arkadaşlar bir tekrarda 3 mavi 2 pembe. Yani bir tekrarda mavi eksi pembe. Bir tekrarda bir tekrarda mavi eksi pembe 16. Şey bir farkı var. O zaman bu farkın 16 olması için 16 tekrar geçmesi gerekiyor normalde. Ama 16 tekrar geçerse 2 sütunla biter. Biz 3 e, sütunlu e, Son sütunun üçlü yapıda olmasını istiyorum. Ben 16 tekrar yaparsam iki sütunla da biter. O zaman bakın bir 2 geri gelirsem yani buradaki e, iki sütunlu iki parçalı değil de üç parçalıya gelirsem buradaki pembe sayısı iki tane mavi sayısı bir tanedir. O zaman ben ne yapacağım? Ben iki sütun yani 14 tane tekrar yapacağım. 12 tane eksilttim. 14 tane tekrar yaparsam o zaman mavi eksi pembe toplamda 14 olur. 16 olmasını sağlamak için de, bak şurada bitti. 16 olmasını sağlamak için de buraya bir tane daha şu mavi yeşil maviden getirirsem e burada pembe olmadığı için otomatikman mavi sayısı 16 fazla olur. Yani 14 tane bu seriden artı bir tane de bu iki mavi bir yeşilden getireceğim. Sarı altıgen sayısı diyor. Şimdi 14 çarpı bir tekrarda 4 tane sarı var artı burada hiç sarı yok zaten. Yani burası 56 yapıyor. 14 çarpı yeşilden ne kadar fazla diyor? Şimdi 14 çarpı 1 e, her 14 e, bir tane tekrarda bir tane yeşil var. 14 tane de. 14 yeşil var. Bir de bu son üçlüde bir tane yeşil var. Buradan da 15 geliyor. Bunların arasındaki farkı soruyor. Cevabımız 41 olacak. Yani 5. Bu soru yalnız güzel ha. Yani o son üçlü bitmemesi mevzusu e, ayırt edici bir olay. 29 ve 30. İki soru da çok güzel. iki soruda karşımıza çıkabilecek nitelikte sorular. İkisini de yıldızlayacağım arkadaşlar. Diyor ki: Yukarıda verilen bir akıllı telefon kapalı konumdayken ekrandaki saat, tarih, gün bilgi paneli şekil bir de sol üstte, şekil bir dakika sonra burada, bir dakika sonra burada, bir dakika sonra burada. Yani sonra 5. dakikada buraya geçiyor. Yani 4 dakikada bir bu şekilde ekran koruyucu değişiyor arkadaşlar. Buna göre saatin 23.47 olduğu 20 Haziran cumartesi günü bu bilgi paneli telefonun sol alt tarafındayken yani sol alt tarafındayken yani bu sol alt yani buradan başlayacağız bizim için bir burası olacak. Hiç de gözükmüyor yazdığım değil mi? Bir burası olacak bizim için. Evet. 2 saat 27 dakika sonra ekranda hangi tarih ve hangi ek ve ekranın hangi konumu görünecektir? Bak. Bir kere 20 Haziran 23.47'ye 2 saat eklerseniz 21 Haziran'a geçersiniz. Dolayısıyla cevap B olamaz bir kere. Cevap B de olamaz. 21 Haziran olacak. Şimdi e, 2 saat 27 dakika ekliyoruz. Yani 2 saat 120 dakika. Üstüne bir de 27 dakika eklersek aslında buraya 147 dakika ekliyoruz arkadaşlar. Değil mi? 147 dakika. e 147 dakikayı 4 dakikada bir periyodumuz olduğu için 4'e bölelim. Tam 144 dörde bölünüyor değil mi? O zaman geriye 3 kalır. Yani e, 3 dakika artıyor. O zaman bakın buradaydık. Buradaydık. 1, 2, başa döndük 3. Yani buradayız. Burada 21 Haziran yazacak ve sol üstü olacak. 21 Haziran sol üst. 21 Haziran sol üst doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bak bu TRT'de karşımıza çıkabilecek bir soru. Böyle problemlerin içinde de çıkar. Bugün çözdüğüm ee, soruların çoğu problem sorularında da karşımıza çıkabilir. Onu söyleyeyim. 30 ile devam ediyorum. Şekilde renkli top makinesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Makinenin tuşlarına birer kez 1 2 3 4 5 sırasıyla basılmaktadır. Makine 1'e bastığında bir top, 1 kırmızı, 2'ye bastığında 2 yeşil, 3'e bastığında 3 turuncu, 4'e bastığında 4 sarı, 5'e bastığında da 5 mavi top düşmesini sağlıyor. Makine bir arızadan dolayı basılan tuş numarasıyla ters orantılı olacak şekilde en az sayıda topun düşmesine izin veriyor. E, sistemde her renk toptan yeterli sayıda bulunduğuna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi canlarım şuna bakacağız. Öncelikle e, bastığında hep ters orantılı ama en az sayıda ters orantılı. Demek ki öncelikle bunların ekokunu bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5'in ekoku. Bak bunları şöyle yapalım. 1 ile 2'nin ekoku 2. 2 ile 3'ün ekoku 6. 6 ile 4'ün ekoku 12. 12'de buluşurlar. 12 ile 5 aralarında sal ekoku 60. Bunların ekoku 60 arkadaşlar. Yani şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki madem ters orantılı paylaşıyor. 1'e bastığın zaman e, az, az olana bastığın zaman çok paylaşacak. Yani 60 paylaşacak. 2'ye bastığın zaman 60 bölü 2'den 30 paylaşacak. 3'e bastığın zaman 60 bölü 3'den 20 paylaşacak. 4'e bastığında 60 bölü 4'den 15 paylaşacak. 5'e bastığında da 60 bölü 15'ten 12 paylaşacak. Tamam bunlar net. Şimdi e, kaba düşen 123. top sarı renktedir. Şimdi sırasıyla basılıyor ya toplara, şeylere, düğmelere. Buna bastık 60 düştü arkadaşlar. Buna bastık 30 düştü. Bastık 20 düştü. 15 düştü. 12 düştü. Şimdi 123 diyor. Şimdi bir kere 90, 110, 110 yani turuncular bittiğinde 110. Şimdi 110'dan sonra 125'e kadar sarı düşecek. Bakayım. 123 sarı düşecek. 125'e kadar sarı düşecek. 126'dan itibaren mavi düşmeye başlayacak. Kaça kadar? 90, 110, 125, 137. 137. topa kadar. Her periyotta 137. Sonra başa dönecek. Periyodu da bulmuş olduk bu arada. 1, 2, 3, 4, 5'e sırasıyla bastığımız zaman 137 tane toplam top düşürüyor. Tekrar 1'e dönüp tekrar 5'e gittiğimiz zaman bir 137 daha düşürüyor. Şimdi kaba düşen 609. top yeşil renktedir. Hemen 609'u ne yapalım? 137'ye periyoda bölelim. Kaç kere var? 4 kere olur mu? 4 kere desek. 400, 400, 520, 548. 520 artı 28, 548. 548'i buradan çıkarttığım zaman burası 1 yapar, burası 4 yapar. Ee, yok. Burası 1 yapar, burası 6 yapar. 61. top. Şimdi en sona geldikten sonra bak 4 tane 137'yi tamamladı 4 turu. En son 60 tane geldi. Yani kırmızıyı bitirdi. 61 yeşille başladı. Yeşil diyor mu? yeşil renktedir diyor. O zaman doğru. Bu da doğru. 1479. top turuncudur diyor. Bak 137'yi 10 çarparsan 1370. Çıkartırsan 1479'dan kaç yapar? 100 109 top yapar. Bak şimdi 109. topa bakalım. Bir kere 90 la yeşil bitiyor. 91'den 110'a kadar turuncu, 109 da turuncu bak. 110 da turuncu, 111 sarıyla başlıyor. Demek ki 109 turuncudur arkadaşlar. Yani bu da turuncudur. O zaman bu da doğru. Cevabımız hepsi. Yani eşik olacak. Bu da böyle güzel sağlam bir hem EBO pekok hem de periyodik tekrar sorusuydu. Bak çok soru işaretledim burada. 2 3 4 5 6 7 7 tane soru işaretledim. Bu soruların hepsine tek tek bakıyorsunuz ve yapamadığınız, içinden çıkamadığınız hiçbir soru kalmayacak. Kalmayana kadar gerekirse izleyeceksiniz. Bunlar yarın sınavda geldi karşınıza çıktığında hiçbir şekilde bir tarafa bakmadan yapacak kadar tak diye çözecek kadar bunları iyi bilmenizi istiyorum. Şimdi 6. günü bitirdik. 7. günde çok mühimlere başlıyoruz. Artık böyle Asıl TYT başlıyor. Basit teşhizlikle başlayacağız ama dur bakalım. Şimdi bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız, kaç video izleyeceğiz bir programa bakalım. Gel. Evet, 6. gün hallettik. 6. günün 2 videosunu da hallettik. Toplamda 11 videoyu geride bıraktık ve bir haftayı yarın yani 7. günde doldurmuş olacağız arkadaşlar. Basit eşitsizlikleri iki videoda öldüreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yarın kimselere söz vermeyin. Yarın yine burada buluşacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.